Hardware Plus'tan herkese selamlar. Bugün Gülfem'le beraber Huawei'nin Watch GT 4 serisini inceleyeceğiz. Niye hanımefendi var? Çünkü 46 mm olduğu gibi direkt kadınlara özel bir de 41 mm'lik versiyonu vardı. Gelince de dedim yakın zamanda böyle farklı akıllı saatleri kullanıp bir hoşuna gittiği için Huawei akıllı saatini o kendi iPhone'uyla beraber kullandı ve burada incelemeden çok ben yine tabii ki detaylarından bahsedeceğim ama genel olarak aslında ikimizin de deneyimlerinden bahsedeceğiz. Ben 46 mm'liyim hem Huawei cihazla yani Mate 50 Pro ile hem de Android telefonlarla Xiaomi ile falan denedim ama iOS uyumluluğu ön planda olduğu için direkt iPhone 13 ile beraber kullanan Gülfem Hanım da burada. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi 44 mm, daha doğrusu 46 ve 41 mm'liğine baktığımızda tasarımda da ciddi farklılıklar var. 46 mm'lik özellikle GT 3 Pro'ya benzer bir tasarımla beraber geliyor ama geliştirilmiş durumda. Bu sefer böyle farklı kişiliklere uygun da yapılmış. Mesela bize gelen metal versiyonuydu. Metal kordonuyla beraber geliyor ama siyah versiyonu var. Biraz daha böyle sportif duran. Kahverengi versiyonu var. Yine klasik duran ama metal değil de ben deri kayış istiyorum diyenler için deri görünümlü bir kayış kullanıyor. Bir de bizim editör çevresinin en çok hoşuna giden yeşil versiyonu var. Çünkü böyle özellikle Rolex'lerde gördüğümüz iki parçalı tasarımla beraber geliyor ve kayışı da geri dönüştürülmüş malzemelerden kullanılmış. Hani orada bir çevrecilik vurgusu da var ama bence görünüm açısından da bayağı güzel duruyor yeşil. Ama ben tabii ki metalini de sevdim. GT3 Pro'yu böyle kullanıyordum. Bunda da kullanabildim. 41 mm'liğe geldiğimizde şu an Gülfem'in kullandığı beyaz renkli olarak geçen deri görünümlü kayışla ya da kordonuyla beraber vegan gelen versiyonu. Vegan deri miydi bu? Vegan deri. Yani şey, gerçek deri kullanmıyorlar. Gümüş ve altın versiyonu var. Orada da zaten ikisinde de metal bir kordon kullanılıyor. Gümüşteki birazcık bunun gibi baklalı şeklinde. Altındaki ise kadın saatlerinde böyle işlemeli gibi görünen bir. Zincir gibi. Aynen. Zincir işte. İtalyan zinciri gibi. Ya öyle mi diyorlar işte şey bilmiyorum artık. Saat konusunda. Bir farkı var. En önemli artılarından biri burada artık sağlık takibi TrueSync 5.5 Plus'a geçiyor. Normalde biz 5.0 artı diyebiliyorduk ve her şeyi kontrol edebiliyordu ki bunda da tabii ki sağlık takibini yapıyor. Yani nabız takibimiz var. SpO2 dediğimiz kandaki oksijen oranının takibi bulunuyor. Stres ölçüyor. Bir diğer yandan uyku takibi yapıyor. Ama 5.5 ile beraber uykuda bu sefer senin sesini, daha doğrusu aslında horlamanı ya da nefes kesintilerinin takip etmesi özelliği geldi. Ama EKG bunda yok. Büyük ihtimalle Pro versiyonunda olacağını da söyleyelim. Şimdi ben bu genel temel şeylerini söyledikten sonra bir tasarım hakkında senin görüşünü alayım. Yani özellikle böyle kadın kullanıcıların nasıl hoşuna gider? Çok sportif durmuyor. Onu ben de bir düşündüm. Ama senden bir görüş alalım. Ya ben istemsizce önceki kullandığım cihazlarla kıyaslayacağım. Ne kullandım? Mi Band 4, Mi Band 7 ve Apple Watch SE kullandım. Hepsinin arasında en şık duran bu. Biraz kombin istiyor. Yani çok spor giyinip bu saati takmak ben yaptım, yapılır ama şey daha çok böyle plaza saati gibi yani beyaz yakalı, o yüzden beyaz giyinip beyaz yakalı kadın saati gibi ama güzel, gayet şık duruyor. Onun dışında benim fark ettiğim bir şey Mi Band'de de Apple Watch'ta da ben çok alerjenik bir insan olduğum için her ikisi de bende alerji yapmıştı. Böyle vampir ısırmış gibi oluyor kolumu ama bu deri kayışta hiçbir problem yaşamadım. Ki, yani bir uzun süredir takıyorum. 4-5 gündür kızarma, hiç çıkartmadım. Aynen. Hiçbir şey hiçbir olmadı. Şey yok. Onun zaten yaklaşık 1-2 seri öncesinde Huawei ona dikkat edip ondan sonrasında çıkan hani hem Band serisinde de hem Watch serisinde de hem Watch GT serisinde de arka tarafını da özel bir malzeme ile kullanarak gerçekten böyle hassasiyet olan insanların sorun yaşamamasını sağlıyor. Malzeme kalitesi olarak bu arada safir camımız var her iki modelde de. Yani üst taraftaki safir cam olduğu için çizilmeye, vurmaya karşı fazlasıyla dayanıklı ki ben işte paylaştığımda ürünler geldi diye en çok merak edilen sorulardan biri bunların her iki modelinde de safir cam var mı yoksa Pro'ya mı bıraktılar diyorlardı. Bunun yanı sıra paslanmaz çelik gövdesi var her ikisinde de. Ve burada el yapımı fırçalanmış 41 mm'likte de o özellikle böyle altın rengiyle parlatılmış bir kasa var. Çünkü hani evet,
çoğunluğuna baktığımızda biraz daha böyle parlak ya da altın rengi seviliyor kadınlar arasında. Sen mesela işte hani biraz daha beyaz yakalı gibi dedin. Bu da mesela daha klasik duruyor. Bu da aslında bir takımla beraber gidecek. Ya ama şey gibi durmuyor. Bir akıllı saatmiş gibi durmuyor. O kısmı bence güzel. Öndeki kadranı da seçebildiğin için istediğin gibi. Sanki böyle klasik bir saat takıyormuşsun vibe'ı var. Yani çok şey değil bu. Nasıl diyeyim? Akıllı saat takıyorum izlenimi vermiyor. Böyle şık yerlere giderken aksesuar gibi de takılabilecek duruyor aslında. Aynen. Bir saat. Ki orada mesela bize Huawei'nin gönderdiği burada farklı kayışlarımız var. Bir tane siyah var. Hatta ben onu Watch 4'e taktım. Hani 46 milimetreliğe uygun 22 milimetre genişlikli şeyi takıyorlar ve mesela bu da klasik dururken artık daha spor bir görünüm var. Bununla da değiştirdiğimde o görünümü biraz daha spor yapabiliyorum ya da Huawei'nin sitesinden veya özellikle 46 milimetrelik için söylüyorum 22 milimetre genişliğinde olduğu için bir saatçiye gidip istediğin kordonu alabiliyorsun. Daha spor görünsün, daha klasik görünsün dediğinde burada da mesela senin için bir tane toz pembesi ne oluyor? Pudra pembesi. Pudra pembesi tamam. Rengi diğeri de beyaz mesela plastik şey var. Bunlarla biraz daha spor görünüme tabii ki erişebiliyorsun ya da dediğim gibi ister Huawei'den ister saatçiden 41 milimetreliğin 18 milimetre genişliğinde kayışlarla beraber olduğunu da söyleyeyim. Ekran tarafına... Şey ekleyebiliyor muyum tabii kayışı ki. Geçmeden? Ben bu kayışa çok fazla şey bulaştırdım. Makyaj aleti, resim boyası ve hepsi ıslak mendille çıktı. Yani hiçbir problem yaşamadım. En son dün gece saç boyası bulaştırdım. Hatta dedim kayış gitti, gitmedi. Pırıl pırıl duruyor, detaylarda gösterirler zaten. Yani ıslak mendille sildiğimde hiçbir şeyin lekesi kalmadı. Beyaz olduğu için çok çabuk kirlenecekmiş gibiydi. Ama öyle olmadı. O güzel bir özellik. Bunu ben fark etmemiştim. Metalde mesela herhangi bir şey yok. Metalin avantajı da bu deri görünümlü ya da işte vegan deri olan kayışlar özellikle gerçi yazı geçtik artık neredeyse de yaz döneminde birazcık mesela fazla ter tuttuğu için ya sizin onu sürekli temizlemeniz gerekiyor ya da teri emdiği için bazen koku yapabiliyordu. Ama en azından böyle farklı kayış seçenekleri mesela plastikte böyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Metalde hiç yaşamıyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Ekrana geldiğimizde tabii ki bendekinin ekranı biraz daha büyük 1,43 inçlik renkli AMOLED var. Sende 1,32 inç var. Ama mesela senin için büyüklüğü vesaire nasıl da bildirimlerine baktığında ya da işte kalori takibidir bilmem ne falan yaptığında. Benim için şey çok iyi hani gel kıyaslayalım görünsün. Benim biraz ince bileklerim var ve bütün saatler bende çok kaba duruyor. Bu öyle durmadı. Ben öyle duracağına sen inanmıştım. Sen ilk geldiğinde ya bu bende de kesin büyük duracak demişti. Bütün akıllı saatler bende çok kocaman duruyor ama bu boyut olarak da gayet yeterli. Yani ben işim gereği de devamlı bildirim okuyorum zaten cihazlardan. Ve hepsini rahatlıkla yapabildim. Hatta özellikle her şeyin bildirimini açtım. Ve hiçbirinde böyle bir uyumsuzluk, senkron problemi ya da okumayla ilgili bir problem yaşatacak bir şey olmadı. Evet, zaten ona özellikle geleceğiz. Çünkü farklı farklı cihazlarda. Gelelim şu şarj noktasına. Biz bugün günlerden pazartesi, işte salı cuma günü. Ya bugün salı günü doğru. Bugün salı, cuma günü bize ürünler geldi. Ben cuma akşam ikisini de %100'e getirdim. Mesela ben şimdi bakıyorum. Yukarıdan aşağı çektiğimde %75 olmuş. Yani cumartesi tam gün, pazar tam gün, pazartesi tam gün. Hadi yarım gün diyelim çünkü gece şarj ettik. 3,5 günde %25 kaybetmiş bende. Ben her şeyi açtığım için şu an %63'te ama bu... Sen bir de Hülfem her zaman açık ekranı açtı. Ben onu kullanmıyorum. O yüzden onu açmadım. Dillop gibi bir özellik ya. Ben her zaman açık ekranı mı diyorsun? Hayır bu şarjın bu kadar uzun süre gidiyor olması. Tabii. Çünkü ben Mi Band'den Watch'a geçtikten sonra çok ağlamıştım her gece şarja taktığım için onu. Ve sabahları da unutuyordum geri takmayı. Ve hani akşam bir saat takayım sonra geri koluma takayım da yapmıyordum. Gece uykuda bırakıyordum. Ne bir uyku takibi özelliğini kullandım. Ne sağlık düzgün çalıştı. Bunu taktım takalı her şey geliyor. Ve sadece %27 mesela, düşmüş şarj oranı. Çok güzel yani. Aynı durumda baktığımızda benim 25-27 %2 always on display etkiliyorsa bayağı iyi bir değer oluyor ki. Şöyle bir şey var. Şimdi işte diğer saatlerde diyelim sadece tek bir markadan bahsetmeyelim. Çoğu bir gün en kötü iki gün yetiyor ve genellikle zaten akşama doğru şarja takma gereksinim. Yani yatarken çıkartıp şarja takmaya alışkanlık edindiği için herkes. Zaten bu saatlerin benim gözümdeki en büyük artılarından biri uyku takibi. Hani ne kadar uyudun, rahat uyudun mu, işte şimdi horladın mı vesaire gibi şeyleri de kontrol etmesiyle. Ben onu gece şarja takacaksam niye o zaman uyku takibine o kadar para veriyorum? Yani sonuçta bu özelliklerden biri. Bunda gerçekten öyle bir durum oluyor. Yani şu an işte dediğim gibi
4-5 günlük bir deneyimden bahsediyoruz ama hı-hı, hani ben zaten takip edenler biliyor, bütün seriyi Ultimate dışında hepsini kullandığım için bir dezavantajı oluyor. Sen artık şarj etmemeye alıştığın için, hatta sen bazen bilekliklerde falan evet, da yaşıyordun. Şarjı bitiyordu. Bu sefer ya bittiğini unutuyorsun. Çünkü yani zaten bir hafta gittiği için, burada zaten seninkisi bir hafta, benimkisi iki haftaya varan bir pil ömrüne sahip. Bunun kasası daha büyük olduğu için daha fazla şey yapabiliyor. Ve hani şu an için direkt süreyi bilemiyorum tabii ki, ama bunu da yorumlarda yazarım. Hani şu 5. gün, 6. gün, işte 15. gün bitti falan diye. Ama diğer modellerden de bildiğim gibi benim kullanımıma göre en az 10-12 gün yetiyor 2 haftalık pil yani ömründe. Yani bu da öyle gidecek gibi. Rahat rahat gider ki. Dediğim gibi buradaki bağlantı farklılıklarımız da olacak. Ki bildiğiniz gibi şimdi hani SPO2, nabız, stres ölçümü, hadi zaten o tabii ki bir aylık döngü olması lazımdı. Orada işte kadın takvimi, regl takvimine burada net bakamadık bu kadar 4-5 günlük sürede, ama işte uyku izlemesi vesaire, senin de daha önceki kullandığın modellere nazaran nasıldı? Yani memnun etti mi o detaylarıyla beraber? Ve saatten görünümü tabii. Saatten görünümü arayüz olarak bence çok iyi, çok kullanışlı. Ben çok rahat ettim arayüzünde. Onun dışında uyku takibi vesaire gibi özelliklerde böyle çok bir beklentim olmadığı için aslında çok da incelemem gerektiren bir şey olmadı. Yalnızca İşte sabahları kalkıp bak ben 6 saatle ne kadar dinçim, sen 9 saat uyudun hala uyanamadın gibi aynen argümanlarıma kanıt oluyor bana. Buradaki TrueSim 5.5'e geçince tabii ki diğerlerine nazaran daha doğru değerler ölçebiliyor. Hatta SPO2 ölçümünü normalde belli aralıklarla yapıyordu. Bunda %30 daha hızlı bir şekilde yapabiliyor. Birazcık daha uzun bir şeyi tutmak yerine daha hızlı yapabiliyor. Şeyi sorayım, ondan sonra zaten bu cihaz uyumluluklarına geçeyim. Ekranlarını, yani şu watch face dediğimiz görüntülerini sevdin mi? Orada çıkanlar da var. Paralı olan da var. Ücretsiz olan da var. Paralı olan kısmı beni çok şaşırttı. Ben daha önce böyle bir şeye tanık olmamıştım. Böyle bir şey beğeniyorum. Ne demek paralı saati almışım? Daha ne istiyorsunuz benden? Ama Aydan açıkladı. Markayla alakalı değil, tasarımcılarla alakalı. Sonuçta aynen. Geliştirici şeymiş. Kendince geliştirip nasıl işte App Store'a, Google Play'e falan uygulama koyuyorsa, o da kendince geliştirdiği için emeğini karşılıyor. Ama keşke Huawei satın alsaymış hepsini. Ya Huawei zaten kendi yaptıklarını ve popüler olanları ücretsize koyuyor. Evet. Ben mesela şimdiye kadar hani ilk çıktığı nesilden beridir kullanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci nesille beraber işte App Gallery sistemi buraya eklendi. O gün bugündür ben bir tane bile bu watch face almam lazım demedim. Hep ücretsizler benim fazlasıyla işime yaradı yani. Ben de bir 2-3 dakika aradıktan sonra buldum. Arayüz olarak bayağı çeşitli, yani çok eğlenceli bir tasarım da bulabiliyorsunuz. Ücretsizlerden bahsediyorum. Çok eğlenceli bir tasarım da bulabiliyorsunuz. Spor odaklı bir tasarım da bulabiliyorsunuz. Şık bir tasarım da bulabiliyorsunuz. Şimdi iPhone'la beraber bağladın. Hatta şeye söyleyelim, ilk yaşadığımız tek bir sıkıntı vardı iletişimden ziyade. Cihazlar bize geldiğinde genellikle son sürüm olmayabiliyor işte, hani evet, kullanıcı sürümü yüklemek gerekiyor. Ben ilk tabii ki Mate 50 Pro'ya bağladım. Güncelleme geldi. 2-3 dakika içerisinde güncellemeyi aynı yaptım. Aynı esnada yapıyoruz biz evet, bu işlemi. Sonra o sırada Apple'a bağladı. Apple'da da tabii ki güncellemeler rahatlıkla evet, geliyor. Ama anladığım kadarıyla işte HMS Core'u falan yükleyemediğimiz için Bir saate yakın bekledik, 160'lara geldi. Bir saatten uzun sürdü yani, ben kalktım, yemek yaptım, yemeği yedik ve hala evet, güncellemesi devam ediyordu ve ben pes ettim. Aydoğan'ın cihazına bağladım. Ben de iptal edip Mate 50 Pro'ya bağladım, güncellemeyi verdim, 5 dakikada çözdük. Ama yani ben bunun Apple'la ilgili olduğunu adım kadar eminim. Ya çünkü yani sebep şununla alakalı, işte dediğim gibi HMS Core vesaire gibi servislerin kurulumuna izin vermediği için uygulama paketi tamamıyla indirip bu sefer çok daha büyük bir paket gönderiyor. Ama Huawei ve Android cihazlarda siz direkt saate paketi indirip kur komutu gibi bir şey verdiğiniz için çok daha hızlı bir şekilde halledebiliyor. Sadece böyle bir sıkıntı yaşadık ama ondan sonra ben şeyi gerçekten merak ediyordum. Hani kendim bir Apple kullanıcısı olmadığım için işte uyumlu olduğunu biliyorum. Bildirimler geliyor mu? Arama yapabiliyor musun? Gelen şeylerde durum ne? Senden öğrenelim bunu. Telefonla birçok noktada uyum sağladı. Beni bu şaşırttı. Çünkü Mi Band kullanırken bu kadar uyum sağlamıyordu. Hatta asıl problem, ben o cihazı çok sevmeme rağmen oydu değiştirme gerekçem. Böyle bildirim, mesaj gibi şeylerde hiçbir problem yaşamadım. Ama mesela dikkatimi çeken şey oldu. Telefonda ben uyku odağı kullanıyorum. Ondan sonra bana bildirim gelmemesi gerekli. Aramalar direkt redde düştüğü için saate gelmiyor. Ama mesajdır, Instagram'dır, alışveriş indirimidir, banka bildirimidir.
Hepsi düştü. Özellikle de kapatmadım. Burada şey saatten ayrıca çünkü saatlerin de uyku modu var. Onu demek ki yani sen onda ayarlıyorsan mesela saatte de onu yapman yani gerekiyor. Telefon yani telefon saate o komutu vermedi. Aynen. Bu cihazdan ama gelen bildirimi göstermedi. Almadığın bildirim oldu mu senin hani ben bu bildirimleri saatte her görmek istiyorum. Her şeyi aldım ya. Yani saatten de özellikle kapatmadım. Belki bir süre sonra Apple cihazım ona uyumluluk sağlar ve göndermez diye yaşanmadı. Yani 4 gün oldu. Hı hı. Hala bildirimler gelmeye devam ediyor. Çok problem de olmadı. Ya onu zaten dediğim gibi saatte de hangi saate uyku modunu aldıysam bunda da aldım zaten. Yani bildirim gelmemeye Apple başladı. Apple sadece işi biraz zorlaştırıyor. Diyor ki saatten bir daha kur o uyku odağını. Çünkü diyor madem ki benim cihazımı almadın. Aynen. Görüşmesi nasıldı? Telefon üzerinde bu arada mikrofon ve şey var her ikisinde evet. De hoparlör var. Bu sayede hani direkt görüşme yapabiliyorsun. Telefon görüşmesi kısmı biraz komikti. Çünkü seninle denedik farklı odalardan. Ben watch'um varken şu şekilde konuşuyordum ağzımın içinde. Ve hala duyulması biraz zordu. Karşı taraf zorlanıyordu. Bu arada SE kullanıyorum. Çok iyi bir modelini de kullanmıyordum. Ama dün akşam bunu denediğimizde ben böyle yaptığımda sesin çok pırıltılı, patlak geliyor dedi ve şu mesafeden konuştuğumda gayet sağlıklı olduğunu söyledi. Bu bana çok garip geldi yani. Arada bir mesafenin oluyor oluşu. Ki duyma kısmında da yine aynı şekilde bu mesafeden gayet rahatlıkla duyuluyordu net her şey. Ki zaten şöyle bir şey var hani onu şöyle açıklayabilirim nasıl duyduğumu. İlk başta gerçekten böyle dibine sokmuş gibi ses geliyordu. Sonrasında ise normal hoparlörde telefonda konuşursunuz ya ses birazcık uzaktan gelir ama tamamıyla net tamamıyla sorunsuz bir şekilde geliyor. Ben kendim de denediğimde sesi en yükseğe alırsanız dışarıda da duyabiliyorsunuz. Yani böyle kulağının içine sokayım derdi olmuyor. Şu mesafeden hem sesiniz karşıya rahat gidiyor hem de güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Burada işte bütün Android cihazlar iPhone'la beraber ve bir diğer yanına tabii ki Huawei ile tamamen şey ki şu konuda tebrik etmek istiyorum. Hani Apple'la hala daha bir iki böyle eksik değil aslında. Bu da Apple'ın engellemeleri olduğunu görüyoruz ama ben Xiaomi 13 Pro ile de denediğimde, Mate 50 Pro ile de denediğimde ikisi arasında hiçbir fark yoktu. Evet. Yani ne güncellemede, ne bir bağlantıda, ne bir bildirimde, ne seçebileceğim bir şeyde herhangi bir sorun olmadı ki güncellemeler de bu arada aynı anda geliyordu. Yani ben şey diye düşünüyordum ilk başta Huawei'ye geliyordur, sonra işte Google Play'den üzerinden saate verir, sonra Apple'dan verir falan hepsine aynı anda geldi. Bunun dışında şöyle bir bakıyorum. Ha, ekstra özellik için 5 ATM suya kadar basınçlı. Yani daha doğrusu basınca kadar dayanıklı. Bu da yaklaşık 30 metre demek. Yani 30 metreye kimse dalmaz zaten de ama duştayken, işte bulaşık yıkarken, elini yüzünü silerken. Ben duşta kullanmayı denedim. Diğer saatlerin hepsinde su damlacığı geldiğinde çünkü komutlar değişiyordu. Bunda öyle bir problem yaşamadım. Dikkat ettiğim şeylerden biriydi. Ha şey yapmıyor evet böyle rastgele bir yere rastgele, basmış da hani kalkmış böyle gibi olmuyor. Rastgele delirmiş gibi olmuyor. Yani. Hani havuzda falan daha denemedik ama zaten dediğim gibi bir sıkıntı olmuyor. Üzerinde NFC desteği de var ve Bluetooth versiyonu da 5.2 ve low power desteği de olduğunu söyleyelim. Şarj noktasında zaten hani bir kere ben yani ikisi de %80'lerde gelmişti sadece süreyi görelim diye %100 yaptım ama zaten hani 18 watt'a kadar şarj desteklediği için ve her ikisinin kutusunun içinden şarj aleti çıktığı için kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Tersine şarj destekli cihazlarınızdan da üzerine koyup şarj edebilirsiniz ve gerçekten hızlıca şarj olduğunu da söyleyelim. Ve bu açıdan baktığımızda hani ben kendim eski nesillere ya da mesela işte Watch 4 versiyonuna göre farkına baktığımda Watch 4'ün iki farklı şeyi dikkatimi çekti. Daha doğrusu 3 diyelim. Bir, bunda titanyum kasa var. Safir camı bombeli yapılmıştı. Hatta ilk aldığımda böyle bir garip gelmişti bombeli camdan sonra. Ama saatlerin çoğunda zaten düz cam vardır. Üçüncüsü, bunda eSIM desteği varken GT serilerinde bu olmuyor. Ama zaten hani ben de hiç kullanmadığım için eSIM desteğini benim için bir şey yoktu. Hatta süre olarak Watch 4'ten daha uzun süre dayandığı için de bayağı ben memnun kaldım. Ama senin de görüşünü almış olalım. Yani genel olarak beğendin mi ya da işte şu anda çevrende yani Apple kullanıcısı olur ya da artık kullanıcı fark etmeksizin hepsine uyumlu. Çok ben saat almak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ha, tabii ki. Fitness uygulamasıyla Apple'ın fitness uygulamasıyla eşleşmiyor. Yani bütün İlk başta veriler gitsin mi diyordu. Vesaire tutuyor. Evet onu da söylemiş olalım. Yani Huawei Health'ten takip etmeniz gerekiyor sizin kalorisini. Ve bu arada kalori özelliği bu saatlere geldi. Yani siz saat üzerinden işte ben kahvaltı ettim, şunu şunu yedim vesaire evet. Diyerek kalori takibi kilo de yapabiliyorsunuz verme ki. Evet direkt kilo verme modu var. Sen aldığın kaloriyle
O gün yaktığın kaloriyi sonuçta yürürken spora gittiğindeki dengeyle seni biraz daha motivasyon kaynağı yaratıyor. Bu da güzel bir şey. Ama dediğim gibi Huawei sağlık uygulaması üzerinden takip etmeniz gerekiyor. Başta bir sordu. Hani Apple buradaki verileri alsın mı diye. Aa dedim, demek ki bu da eşleşmiş. Yok, Apple şeyden gidip biz verileri ver almıyor. Biz dedik ama verileri almıyor. Ama Huawei sağlık üzerinden zaten arayüzleri de benzer. Evet. Rahatlıkla takip edebiliyorsun. Yani kilo kontrolünü yapabiliyorsun, kalori kontrolünü yapabiliyorsun. Uyku takibini, verilerini orada bakabiliyorsun. Ki işte REM uykusudur, derin uykudur, hafif uykudur, hepsine bakabiliyorsun. Stres ölçümü vesaire, her şeyi yapabildiğim bir durum. Benim bu seride en sevdiğim şey bir fiyatları oldu. Çünkü hepsi 10.000 TL altında ve işte çelik kasalı bilmem neli, yani kalite olarak da yüksek saatler. Ve ikinci artısı ki ilk tanıtıldığında da işte normalde bizden Eren gitmişti Münih'teki tanıtımına. Şimdi Türkiye'de de bir lansman yapılacak ama yani tarzın neyse ona uygun bir saati var kafasında olması gayet güzel. Mesela bir diğer yandan ya ben yuvarlak saat değil de işte kare saate alışkınım diyenler için zaten Huawei'nin ekosisteminde Watch Fit'ler vesaire de var ona yakın bir şekilde. Bu açıdan baktığında senin tarzın daha klasik olabilir, daha sportif olabilir, daha casual dediğimiz tarzda olabilir. İstediğin tarza uygun bir saat seçebiliyorsun ve son olarak senden fiyat yorumu alayım. Sendeki versiyonu 7500 TL. Yani bence fiyatı çok iyi rakiplerine kıyasla. Çünkü ben hiçbir eksiğini görmedim. Yani yapamadığı hiçbir şey görmedim. Artılarını gördüm, şarj özelliği gibi. Yani o çok büyük nimet bu fiyat için. Onun dışında ben hep kare veya dikdörtgen saatler kullanmışım. İlk kez yuvarlak bir dijital akıllı cihaz kullanıyorum. Yine hiçbir fark görmedim. Yani çok rahatlıkla kullandım. Ben de bir şey olmuyor. Yani bu biraz garip olacak benim için demiştim. Olmadı. Evet, hiç şey yapmadı. Ya, hiç yadırgamadım şöyle, bu durumu. Hiç yani. Ağzından gayet şey duymadım. Güzel, olumsuz bir şey duymadım. Saatle. Diğer fiyat noktasında 41 milimetrelikte altın rengi 8500 lira. Gümüş o baklalı tasarım dediğim versiyonu da 10.000 lira olduğunu söyleyelim. Erkek kısmına geldiğimizde yeşili herkesin işte favorisi olan bizim editör kanadında 7500 lira. Bendeki versiyonu zaten en pahalısı 10.000 lira. Metal çelik kasayla beraber, daha doğrusu çelik baklalarla geldiği için. Deri versiyonu da 7500 lira. Siyah versiyonu ise 6.999, yani 7.000 lira. 7.000, 7.500, 10.000 şeklinde giden fiyat skalasıyla beraber geliyor. Ki burada baktığımızda işte yanımda ekstra mesela kayış hediyeleri gibi şeyler var. Zaten alttaki linkten Watch GT4'ün hem verdiği 500 liralık indirim hem 1 yıllık uzatılmış garanti ve kayış hediyesi gibi. Yani bunları bize test için değil, sizlere de gönderilecek olduğu için gönderdiklerini de söyleyelim. Ve ekleyecek bir şey kalmadı. Ekstradan tabii ki sormak istedikleriniz varsa yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. 41 milimetrelik için olanları Gülfem girip cevaplar. Diğer işte teknik vesaire söylemek istediğiniz şeyler varsa onlara da ben yorumlar bölümünde cevap vermiş olurum. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim çağırdığınız için. Bu arada şey yanıtlayamadım. Arkadaşlarına vesaire önerir misiniz? Ha, evet. Bu fiyat karşılığında büyük ihtimalle herkese önereceğim bir cihaz olur. Çünkü artık akıllı saatlerden işte 7500 lira oha falan diyecekler çıkacaktır illaki. Ama dediğin gibi günümüz ekonomisinde artık geçen sene ne kadarlık bir saat düşünüyorsanız bu sene aynı kalitedeki saati çarpı 2 yapmanız gerekiyor üç diye. Hatta o 3 bile olur yani, doğru, haklı. O yüzden bizim anlatacaklarımız bu kadar. Bizim ikimizin deneyimi artısı eksi. Ben birazcık daha teknik gidip işte özellikle hem Apple uyumluluğu hem de 41 milimetreliğin bir kadın gözünden ne olduğunu da Gülfem'den duymuş olduk diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir incelememizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.